Hidayet nedir? Allah ayet-i kerimede hidayet Allah'ın hidayetidir dedi. Allah'ın hidayet verdikleri hidayettedir. Hidayette olabilmek için hidayetin de şartları var. Sırat-ı müstakimde olmak gerekir. Önce hadi, hidayeti veren Allah'tır. Hadi olan Allah'tır. Kul Allah ile beraber olunca, Rabbini dinleyince evet, ne yapar? Hidayete adım atmış olur. Allah ona nasıl bir yol gösteriyorsa o yolda yürümesi gerekir. Ne yapması gerekir? Peygamberine tabi olması gerekir. Hidayette olan onun peygamberi ve ona iman edenler ona tabi olanlardır. Sonra Fatiha'yı bilmesi gerekir. Ehdine siratel müstakim. Bizi sirat-i müstakime hidayet et. Siratel lezine en'amte aleyhim. Yani Allah'ın hidayetiyle hidayette olacaksın. Resulüne tabi olacaksın. Sirat-i müstakimde olacaksın. Yetmez. Tarif ediyor. İyice bil, iyice anla diyor Allah. Hidayet nedir? Sirat-i müstakim nedir? Evet, hidayet Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarının hidayeti ve yoludur. Yani hidayette olursan onların kazandığını kazanırsın. Eğer onu kazanmaya talipsen kazanırsın. Hidayette olursun. Değilse hidayeti bulamazsın. Kendine başka hidayetler arıyorsun demektir. Kimdir onlar? Allah onları beyan ediyor. Kendisine nimet verdiği, hidayetteki, sırat-ı müstakimdeki kullar kimlerdir? Nebiler, Allah'ın peygamberleri, sıddıklar, Allah'a kulluk yolunda sadakatini ispatlamış olanlar, canlarını kurban etmiş olanlar, her şeyini feda etmiş olanlar, Allah'a sadık olanlar. Başka bir de şehitler, şahitler, imanları, hayatları imanına şahit olanlar, halleri, ahlakları Resulüne, peygamberine şahit olanlar, ahlakları aynı şekilde Kur'an'a şahit olanlar, Kur'an'ın üzerinde canlandığı kimse şahitler, Resulünün, peygamberin üzerinde canlandığı kişiler, şahitler, evet, salihler, nefsini ıslah etmiş olanlar, en azından tezkiye etmiş, terbiye etmiş ya da buna çalışanlar, evet, bunu kazanmış olanlar. Kimdir bunlar? Hidayette olanlar. Hidayeti kazanmış olanlar, sırat-ı müstakimde olanlar. İşte hidayet.